Yerel Seçim 2019 programından tekrar merhabalar efendim. Ben Esra Boğazlayan, bu kez Bursa'dan sesleniyoruz sizlere. Konuğum da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Sizler de Bursa'mıza hoş geldiniz. Sağolunuz efendim. Biz de hoş bulduk. Konukseverliğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sayın Başkan aynı zamanda 31 Mart'ta yeniden adaysınız. Bursa'yı yönetmeye yeniden talipsiniz. Az sonra size sorularımı yönelteceğim. 31 Mart'a dair vaatlerinizi de soracağım ama önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum izninizle. Programımız Bursa'dan 87.6 frekansından Radyo Habertürk'ten de dinlenebilir diyoruz ve başlayalım Bursa'ya efendim. Siz yaklaşık bir buçuk yıldır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Şimdi yeni dönemde yeniden talipsiniz. Tabii şimdi 31 Mart'a hemen geçmeden öncelikle bu bir buçuk yılın değerlendirmesini bir almak isterim size. Tabii Bursa tarihiyle, kültürüyle önemli bir şehir, kadim bir şehir ve siz bu bir buçuk yılda neler yaptınız? Önce hızlıca buradan başlayalım. Esra Hanım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm izleyenlere selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii ben 16 aydır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıyım ama aslında ben 15 yıldır belediye başkanıyım. Evet, daha önce de İnegöl Belediye Başkanlığınız var. Bursa Belediye Başkanlığı'nda Bursa'nın merkezden sonraki en büyük ilçesi olan, iller sıralandığında ihracatta ilk 20 içerisinde olan bir sanayi şehri olan İnegöl ilçesinin 13,5 yıl belediye başkanlığını yapmıştım. Tabii orada edindiğimiz tecrübeler, bilgi birikimimiz vardı. Belediye başkanımızın istifasıyla boşalan süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti büyüklerimiz şahsımla alakalı bir değerlendirme yaptılar ve bu doğrultuda biz bir hazırlık yaptık. Göreve başladığım 3 Kasım tarihinden itibaren hemen bir acil eylem planı çıkardım. Şehir en çok neyi konuşuyor? Ben zaten 3,5 yıldır Büyükşehir Meclis Üyesiydim aynı zamanda. İnegöl Belediye Başkanı sıfatıyla. Sordum, danıştım. Buna dair kamuoyu araştırmaları yaptırdım. Trafik ulaşım konusunun en çok ön planda olan konu olduğunu ve şehrin bu sıkıntıyı ciddi yaşadığını zaten biliyordum. Ve bunu daha da net bir şekilde görmüş oldum. İkinci olarak da bizim problemli durdurulan kentsel dönüşümlerimiz vardı. İmar konusu sıkıntılıydı. Şehrin sağlıksız büyümesi, kentleşme bir problemdi. İmar planlarının oturmamış olmasından kesinlikle kaynaklı. İmar planlarının birçok mahallede yapılmamış mülkiyet olmasına. Mülkiyet belki tapu sorunları beraberinde geliyor. Tabii tabii. Hisseli parsellerin olması. O problemlerden hala devam edenler var. İnşallah onları da yoluna yordamına koyacağız ama genel anlamda şehirde hızlı nüfus artışıyla, sanayiye bağlı hızlı nüfus artışıyla oluşan konut ihtiyacını 3-4 katlı binaları yıkarak yoğunluklarını artırarak dikeyde büyümeyle 9-10 katlı 12 katlı binalarla tedarik etmeye çalıştığımız için bu şehirde aynı zamanda trafik ve ulaşımla alakalı problemleri de beraberinde getiriyor. Estetik ve kent estetiğini de beraberinde getiriyor. Yeşil alan sıkıntılarını beraberinde getiriyor. Üçüncü maddede onu söyleyecektim. Evet, ki Bursa Yeşil Bursa diye eskiden beri bilinen. Yani yeşil her şehre yakışır ama Bursa en çok yakışan şehirlerden bir tanesi. Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehir. Biz hala iddia ediyoruz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi Bursa. Her bir şehrimiz çok güzel. Ayrı bir özelliği var ama Bursa'mız gerçekten çok güzel ama hızlı sanayileşen, hızlı nüfusu artan, imarla alakalı hızlı bir yapılanma içerisinde olan Bursa'nın yeşil alanıyla alakalı da ciddi sorunlar zaman içerisinde ortaya çıkmaya başlamış. Hatta grileşen bir Bursa'dan bahsediliyor. Dolayısıyla da buna önlem olması anlamında bir yol haritası belirledik. Kısa vadeli eylem planımızı devreye koyduk. Akıllı kavşak uygulamaları yaptık. Toplu taşımaya teşvik edecek hamleler yaptık. 2 kez indirim yaptık. Karşılıklarını bulduk. Şehir bir yılda 1.05 büyüdü ama raylı sistemle yolcu taşımamız %18 arttı. Onunla ilgili belirli revizyonlar yaptık. Şu an devam eden bazı çalışmalarımız var. İleriki aşamalar için onları da anlatacağım. Ve beraberinde yarım projelerimizin tamamını bitirmeyle alakalı bir karar aldık. Yarım projeleri. Biz takdir edersiniz ki bütün şehir uygulamasından dolayı 1058 mahalleden sorumlu belediyeyiz. 700'ü kırsal mahalle bunlar. Bunların altyapıları, ki yolları, merkeze uzak bölgeler tabii, tabii. De var galiba 110, değil mi? 120 kilometre mesafede olan kırsal mahallelerimiz var, ilçelerimiz var. Dolayısıyla 17 ilçemizde kültür merkezi, spor tesisi, altyapı, üst yapı çalışması, yarım işlerin tamamının bitirilmesi, yeni bir işe başlama var. Tabii takdir edersiniz ki çok acil olan konular vardı. Onları da bir taraftan halletmeye çalıştık ama biz özellikle ulaşım ve trafik başlığında %35-40 hatta bazı bölgelerde 50'lere varan iyileşmeler sağladık. Rahatlama mı trafik? Kesinlikle. Ama şimdi inşallah birazdan anlatacağım.
orta ve uzun vadede devreye koyacağımız planlarımız bizim için trafikle alakalı daha öncelikli konular ve sıradaki 31 Mart sonrasında devreye konulacak konular, öyle söyleyeyim. Evet, o zaman bu 1,5 yılı siz aslında Bursa'nın ihtiyaçlarını belirlemek, bir de acil eylem planını devreye sokarak geçirdiniz. Şimdi ulaşım dediniz, ikinci başlık olarak kentleşme dediniz, kentsel dönüşüm, yeşil de onun bir ayağı olarak tabii karşımıza çıkıyor ve turizm herhalde önemli. Kesinlikle. Sanıyorum bu yeni dönem için en önem verdiğiniz başlıklardan biri de turizm olacak. İsterseniz turizmle başlayalım derim. Sonrasında da ulaşım ve kentsel dönüşümle ilgili projelerinize geçmek isterim. Tabii Bursa çok yönlü bir şehir dedik. Tarihi var, kültürü var. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Sayısız eseri barındırıyor. Bir taraftan da termal turizm açısından da zenginliği var. Kış turizmi var, Uludağ var. Yani hangi birini sayacağımızı şaşırıyoruz. Dolayısıyla bu turizm pastasından hak ettiği payı alıyor mu? Aldı mı? Daha fazla nasıl alacak? Şimdi Esra Hanım, o kadar güzel konuyu özetlediniz ki. Artık rutin belediyecilik yok. Yol, su, çöp, altyapı, ulaşım. Bunlar belediyelerin zaten asli görevleri. Artık şehrin ekonomisi, şehrin güvenliği, işte sıfır atık, çevre, şehirdeki sosyal kültürel hayat. Bunlar artık o rutin belediyecilik hizmetlerinin çok çok önünde konu. Evet, o rutin belediyecilik iş ve işlemlerini doğru yaparsanız nihayetinde bunun sonucu olarak bunlar ortaya çıkar. Bir kere Bursa sanayisi güçlü bir şehir. 21 tane organize sanayi bölgemiz var. Bursa'nın 15 milyar doları bulan ihracatı var. Yani geçen yılki rakamlar itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı iliyiz biz. Bunlar güzel gelişmeler ama Bursa'nın az önce sizin de detaylarını saydığınız turizmle alakalı öyle önemli alt başlıkları var ki. Ya turizmin her çeşidinin karşılığını burada bulmak mümkün. Kongre turizmi için müthiş kongre kültür merkezimiz var. Atatürk Kongre Kültür Merkezimiz. 300 dönümlük alanda müthiş bir kompleks. Fakat kullanamıyoruz. Yeteri manada kullanamıyoruz. Fuaya salonlarımızda, sergi alanlarımızda, kongre kültür merkezlerimizde, farklı büyüklükteki salonlarımızda, çalışma ofislerimizde. Termal. Bu yönümüz var. Kaplıcalar var. Tabii. Bunu ön plana çıkaracak çok fazla altyapımız, tesisimiz yok. Kış turizmi Uludağ. Uludağ deyince aklımıza hep kış geliyor ama Uludağ 12 ay var ve Uludağ'da 3-4 ay kar var. Uludağ'ın için 12 ay kullanmayalım? Çünkü doğa turizmi de artık çok gelişen bir dal. Sağlık turizmi de Bursa'da çok ciddi karşılık buluyor. Çünkü hem devlet marifetiyle hem de özel yatırımcılar marifetiyle Bursa'da ciddi sağlık yatırımları yapıldı. Çok ciddi altyapımız var. Aslında biz buna karşılık bulmaya yurt dışından başladık ama yeterli düzeyde değil. Bunun yanında Bursa bir tarih şehri. Bursa bir inanç merkezi. Bursa 4 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış. Hele İznik gibi bir değerimiz var ki, yani deyim yerindeyse kusursuz bir açık hava müzesi tabiriniz. Şimdi UNESCO'nun sanıyorum dünya mirası aday listesinde. Aday listesinde. İnşallah onu da kesin listeye aldınız. Önce aday listeye alınıyor biliyorsunuz. Bu arada tabii biz bununla alakalı kendimize bir yol haritası belirledik. Ben paydaşlarla bir araya geldim. Onları dinledik. Rakamları inceledik. 1 milyon 200 bin turist ağırlıyoruz Bursa olarak. Ve Türkiye pastasında baktığınız zaman Osmanlı'yı kurmuş, Osmanlı'ya başkentlik yapmış, ilk 6 padişah bağrında barındıran, onlarca eseri bünyesinde bulunduran, İznik gibi bir değeri, her ilçesinde ayrı bir özelliği bulunduran Bursa, İşte az önce bahsettiğim o turizm alt başlıklarını bünyesinde bulunduran Bursa maalesef turizmden gerekli payı alamıyor. Bu alamamanın tanıtım eksikliği mi nedir? Bir motivasyon, konuya odaklanmayla alakalı problemler. Tabii bugüne kadar yapılan çalışmaları asla hafife almıyorum. Ama beraberinde Bursa sanayilerle büyüdüğü için, sanayicilikle büyüdüğü için ve ihracatla büyüdüğü için, üretimle, istihdamla büyüdüğü için belki turizmi ikinci planda bırakmışız. Ama hükümetimizin 2023 hedefleri var. 50 milyar dolardı. Sayın Bakanımız iki kez misafir ettik. Geçen hafta yine çok değerli Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey buradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel takipleri var. Ve biz 1 milyon 200 bin turist ağırlıyoruz. Bakın biz geçen sene... Mesela kısa vadeli hedefimiz kaç? 5 yılda 5 milyon. 5 yılda 5 milyon. 5 milyon turiste çıkacağız. Böyle bir hedefimiz var. 1.8 gece kalışımız var. 3 gece kalışa çıkaracağız bunu en az. Böyle bir hedefimiz var.
Çünkü Bursa'da 38-40 civarında destinasyon var, nokta var. Bunlar çok önemli noktalar ve Bursa tarihi için incelenecek. Kimisi bunu 20'sini inceleyecek, kimisi 25'ini inceleyecek. Bir Hanlar bölgemiz var ki 14. 15. yüzyıldan kaldı. Etrafını açıyoruz şimdi. Zaten tarihi miras listesinde değil mi? Tabii. O bölge. 6 bölgemiz UNESCO Dünya Mirası listesinde. Fakat İznik aday listede. İznik başlı başına şehre 50 kilometre uzaklıkta ve İznik'te başlı başına bir potansiyel. Başlı başına bir destinasyon tabii, tabii, zaten tabii. Orası. Ama bizim arkeoparkı da, Hanlar bölgesini de, Yıldırım Beyazıt'ı da, Emir Sultan'ı da, Yeşil Türbe'yi de bir bütün olarak düşündüğünüzde takdir edersiniz ki Avrupa'dan çekeceğimiz turisti de veya uzak doğudan gelecek turist de farklı alanlarla ilgilenebilirler. Tamamıyla ilgilenecek diye bir kaide yok. Otomatikman onlara onu seçme şansını vermezler. Biz bir taraftan altyapıyı düzeltirken biz bir taraftan da şimdi o yaptığımız istişareler neticesinde biz Turizm Tanıtma Birliğimizi revize ettik. Büyükşehir Başkanlığı'nda 17 ilçemizin dahil oldu. Şu an üst düzey bir firmadan, yabancı orijinli bir firmadan Bursa Valiliği, Bursa Ticaret Odası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak beraberinde 6 sivil toplum paydaşımızla beraber Bursa'nın turizm master planı çıkarıyoruz. Bursa markası ve turizm master planı. 2,5 yıllık bir çalışma. Ve beraberinde biz Turizm Tanıtma Birliği'nde personeline varana kadar revizyonlar yaptık. Ve dünyadaki en popüler fuarlara katılıyoruz. Ocak'ta Emit'teydik İstanbul'da. Şubat'ta Cidde'deydik. Mart ayında Berlin'deydik. Şimdi Kuala Lumpur'dayız. Nisan'da Dubai'deyiz. Dünyanın en popüler 9-10 fuarında biz Bursa olarak özel standlarımızla boy gösterip tabii bu noktada bir taraftan altyapımızı düzeltmeye çalışırken bir taraftan da takdir edersiniz ki o pazarlama faaliyetlerinin alt başlıklarını yerine getirmemiz gerekiyor. Ben tabii şehri mümkün olduğu kadar paydaşları bilgilendiriyorum. Bununla alakalı şehirde müthiş bir motivasyon var. Sayın Bakanımızı geçen hafta tekrar ağırladık. Paydaşlarla bir araya geldik ve komple sorunlar, sıkıntılar, yol haritası yapılabilecekler. Uludağ'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın girişimine alan başkanlığı. Çünkü farklı yetkiler var. Ormanda evet. Var, milli parklarda var, belediyede var. Bütün bu aslında bu var. Yetki ve sorumluluk sahasında da bir koordinasyon sağlamak sanırım işin en önemli kısmı. Esra Hanım, en büyük problem. Evet. En büyük problem. Evet. Yani nihayetinde, o bürokrasiyi aşmak aslında değil mi? Tabii. Alan başkanlığı çatısı altında bu organizasyon yapılacak. Hakeza İznik'le alakalı Sayın Bakanımız bu gelişini İznik'te de hatta bir müze hazırladık biz belediye olarak. Çin Müzesi yaptık. Yer Kültür Bakanlığı'na aitti. Bize tahsis edildi. Biz modern restorasyonu yaptık ve beraberinde oradaki Çin Müzesi'ni, yani çünkü Çin'in ciddi bir tarihçesi var, evet. İznik'te müzesini açtık. Fakat mevcut işte İstanbul Kapımız, Roma Tiyatromuz, Bazilikamız, Sayın Bakanımız ilgili yerlerde, surlarda falan gezdi. Nihayetinde bazı restorasyonlarla alakalı, hızlandırma ile alakalı kararlar alındı. Ve dediğim gibi yapacağımız atılımlarla bir taraftan da farklı acentalarla bir araya gelip kendimizi bu manada tanıtıyoruz, sorguluyoruz. Evet. Ben kartopu misali bunun bir hedefe doğru varacağına yürekten inanıyorum. Evet. Yani. Peki o zaman diğer başlıklara geçelim. Diğer 31 Mart sonrasında işte değer tekrar seçilirseniz, tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız 1 Nisan'dan itibaren neler yapacaksınız, o başlıklara geçelim. Ulaşım dediniz biraz önce, en önemli ihtiyaç tespitleri arasında. Ulaşımda %35 hatta bazen %50'lere varan rahatlama sağlandı dediniz. Bundan sonrası için, daha fazla rahatlama sağlaması için, toplu ulaşımın daha verimli, daha aktif olması için neler planlıyorsunuz? Şimdi Esra Hanım, 3 milyonluk bir şehri konuşuyoruz. Ve şehir büyüyor. Her sene 40-50 bin nüfusumuz artıyor. O oranda motorlu araç sayımız da artıyor. Araç da artıyor. Tabii biz bu manada mevcut durumu acilde iyileştirmeyle alakalı bir hamleler yaptık. Ama biz orta ve uzun vadede hazırladığımız 2035 master planıyla bir yol haritası belirledik. Bakın, Chicago'da da trafik problemi var. Moskova'da da trafik problemi var. Tokyo'da da trafik problemi var. İstanbul'da da, Ankara'da, İzmir'de de var. Biz dördüncü büyük nüfusa sahip şehiriz. İstanbul, Ankara, İzmir'den sonra. Tabii Bursa hızla büyüyen Teknosap gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı 150 bin ek istihdamı bünyesinde barındıracak bir organize, teknoloji organize sanayi bölgesini Bursa hazırlıyor. Bursa bundan sonra katma değeri yüksek sanayiyle yol yürüyecek. Dolayısıyla hızla büyüyen ve gelişen Bursa'yı
imar açısından sağlıklı büyütelim ama biz Bursa'nın ticaretini de, sosyal hayatını da, turizmini de geliştirmek için bizim olmazsa olmazımız ulaşılabilirlik. Bir kere bunu bizim sorunsuz temin etmemiz gerekiyor. Tabii ulaşılabilirliği de gerek raylı sistemlerimizi, metromuzu, gerek kavşak düzenlemelerimizi, gerek lastikli taşıma dediğimiz otobüsle, gerek halk otobüsleri, gerekse de kendi bünyemizi yani özelleştirerek yaptığımız taşımalarla alakalı da bizim bir altyapı oluşturmamız gerekiyor. Revizyonlar yapmamız gerekiyor. Ve beraberinde de takdir edersiniz ki buna bağlı otoparklar, diğer alt başlıkları, ama her şeyin üstünde de TEDES, trafik denetleme sisteminde, elektronik denetleme sisteminde sağlıklı bir şekilde temin etmemiz gerekiyor. Raylı sistemde mevcut 54 kilometre hattımız var. 54 kilometre, 114 kilometreye çıkarıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben çok teşekkür ederim. Bu 5 yıllık hedefiniz mi 54? 5 yıllık hedefteki 94 kilometre. 40 kilometre daha koyuyoruz. 20 kilometrelik bir hattımız var ki o orta vadeli bir hat. Bu arada da bu 40 kilometrelik hattın 28.2 kilometresi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir ay önce gelip bizle müjdelediği, yaklaşık bir yıldır çalışmalarını yaptığımız, tamamı metro, yeraltı olan, Gürsu'dan girip Çalı bölgesine gidecek ve özellikle şehrin en yoğun bölgelerini, Yıldırım, Osman Gazi'nin işte o heykel, Hanlar bölgesi, Hisar, yani tarihi mekanları da içine alan, Ulu Cami, onları da içine alan, tamamı alttan geçecek ve 23 istasyonla da ulaşımın sağlanacağı şehrin yeni gelişim bölgesine, güneybatısına doğru, yeni yapılacak inşaatların olduğu bölgeye doğru, konutların olduğu bölgeye doğru gidecek olan metromuz ilave kapasite taşıyacak. Biz şu an günde yaptığımız revizyonlarla 230 binden 287 binlere geldik günlük taşıma. Günlük metroda bunu 1 milyona çıkarıyoruz. Bu yılın sonunda 1 milyona çıkarıyoruz. Yani 3 milyonluk şehirde biz 1 milyonluk 3'te 1'i metroyla taşınmış tabii, olacak. Raylı sistemi. Tabii bir kişi günde 2 bin iş yapınca biz onu 2 sayıyoruz ama yani bir sabah gittiğinde, akşam döndüğünde, gün içerisinde 3. kez de binebilir. Ama bizim bu noktada 1 milyonluk en az taşıma kapasitesini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Tabii beraberinde buna bağlı olarak diğer lastikli taşımayla alakalı otobüs, büyük otobüs, küçük otobüs taşımalarını da sorgulamamız gerekiyor. Kavşak uygulamalarımız var. Tamamen sorun olan bölgelerimizle alakalı. Batçıklar yani, şeklinde mi? Şimdi batçıklarımız var. İlave birkaç batçığımız var ama biz batçıktan ziyade biz standart artık o döner kavşaklardan ziyade akıllı kavşak uygulamaları yapıyoruz. Tamamen trafiğin seyri seferine göre yönlendirilen elektronik akıllı kavşaklar yapıyoruz. Dolayısıyla akıllı sinyalizasyon. Akıllı sinyalizasyon. Tabii sinyalizasyon sorgulamaları. Bununla beraber de biz otomatikman daha fazla aracın geçmesini. Mesela sinyalizasyon optimizasyonu metroda da yapıyoruz. Mevcut hattımız 54 kilometre. 287 bin kişi taşıyoruz. İki vagon dizisi arasındaki sefer aralığımız 3.75 dakika. Mesela onu 2 dakikaya düşürüyoruz. Yani gece 1 ile 5 arası bu revizyonu yapıyoruz biz. 1,5 yıl sürecek. Ocak'ta başladık. 3 taksitini ödedik, hatta 110 milyonluk bir yatırım. Biz bunu Haziran Temmuz 2020'de bitirdiğimizde aynı hatla sanki yeni bir metro yapmış gibi 460 bin kişi taşımaya başlayacağız. Otomatikman kapasite artmış olacak. Tabii taşımayı biraz daha ucuzlatacağız. Aynı araç gidiyor geliyor, fark etmiyor. Evet. O taşımayı biraz daha ucuzlatacağız. Takdir ederseniz ki hatları en nirengi noktalarına ulaşır hale getireceğiz. Yani şehir hastanesini, işte hızlı tren garını, işte üniversite ve Görükle, işte efendime söyleyeyim diğer müze ve tarihi mekanlara ulaşır hale getirdiğimizde otomatikman birileri araçları bırakacak. Ve şehir içi araç kullanımını zaman içerisinde daha da azaltmış olacağız. Tabii her halükarda kullanımı da elektronik denetleme sistemiyle 7/24 365 gün takip etme imkanı sağlayacağız. Burada sanırım Sayın Başkan, kentlileşme bilinci de çok önemli. Biraz önce de siz söylediniz, kentleşme önemli dediniz. Buradan da kentsel dönüşüme de geçmek istiyorum. Hem kentlileşme bilinci, yeşil alan bilincine de geçmek istiyorum. Şimdi Yeşil Bursa diyebiliriz, hep hafızalarımızda var ama siz de biraz önce dediniz, grileşme eleştirileri de var. Evet. Biz de bunları biliyoruz. Şimdi biliyorum ki siz yeniden Yeşil Bursa mottosuyla yola çıktınız. Evet. Bu konuda neler yapacaksınız? Efendim, şimdi ulaşılabilirlikle alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Ulaşılabilirlik bizim her konumuz için en önemli konulardan bir tanesi.
Biz şehri ulaşılabilir kılmamız lazım. Şehrin bütününü. Bunu yaparken de sadece 5 merkez ilçemiz değil, aslında tüm ilçelerimiz merkez ilçe. Bizim 110 kilometre ötedeki ilçemizle alakalı. Yani 17 ilçemizin tamamını entegre etmemiz ve senkronize bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet, kentleşme. Bursa 50'li 60'lı yıllarda Balkanlardan ve Kafkaslardan aldığı göçlerle, yine 70 ve 80'li yıllarda Anadolu'nun değişik illerinden, mübalağa etmiyorum, 80 ilinden aldığı göçlerle 3 milyon nüfusa geldi. Aslında bir Türkiye mozaiği diyorsunuz. Tabii. Renkli bir çiçek bahçesi. Bu bahçede her tür rengi görmek mümkün. Biz bundan şikayetçi değiliz. Bursa'yı bu geliştirdi, büyüttü. Ama takdir edersiniz ki bu hızlı değişim ve dönüşüm Bursa'da problemleri de beraberinde getirdi. Beraberinde sanayilerle alakalı, sanayilerle iç içe büyümenin de bizde oluşturduğu bazı handikaplar var. Bunları da bertaraf etmemiz gerekiyor. Mesela doğayla uyumlu sanayi bölgeleri, yani etrafının yeşillendirildiği, ağaçlandırıldığı, uygulama yapan belediye kuruluşlarımız var. Bunu teşvik edeceğiz. Endüstriyel simbiyoz diye bir kavram var. Yani birinin atığı, diğerinin girdisi. Bunları buluşturmamız gerekiyor. Her şey atık değil nihayetinde. Beraberinde bizim artık yol haritamızı bu noktada doğru belirlememiz gerekiyor. 3-4 katlı binayı yıkıp, yoğunluğunu artırıp, 10-12 katlı dikey büyümelerle biz şehri sağlıklı bir şekilde büyütemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda kesin talimatları var. Kesinlikle talimatları var. Zaten biz bir de tarih şehri Bursa olduğumuz için bizim özellikle o tarihi mekanları muhafaza etmemiz ve bunları pazarlanabilir bir turizm değeri haline dönüştürebilmemiz için de bunları zaten değerli tutmamız ve muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu manada 1/100.000 ölçekli planımızı revize ettik. Son aşamadayız. Seçim sonrasında ilk start vereceğimiz konu. Paydaşlarla son kez bir araya geliyoruz. Ve bu manada yeni uydu şehirler oluşturuyoruz. Şehrin yeni gelişim bölgeleri olacak. Ve biz mevcut şehirde dönüşümleri bir taraftan yapmaya çalışırken, seyretmeyi yapmaya çalışırken, bir taraftan da yeni oluşturduğumuz o alanlarda, revize ettiğimiz o alanlarda şehrin yeni gelişim alanları ortaya çıkıyor. Şehir ağırlıklı olarak batıya, bir miktar kuzeye ve doğuya doğru büyüyecek, genişleyecek. Ve otomatikman da bunları yaparken de oluşturduğumuz uydu şehirlerle beraber tabii boş arazide daha düzenli, daha planlı. Aslında bir rezerv alanı oluşturulacak tabii. Değil mi oralarda? Yani yeni Bursa veya yeni Bursacıklar diyebilirim. Yani yeni uydu şehirlerle Bursa'yı büyütme imkanına sahip olacağız. Yeşil diyorum, geldiğimiz bir nokta var. Artık bunu yadsıyamayız. Mevcudu kotarmaya çalışalım. Bakın ben ilçe belediye başkanlığım döneminde şunu yapıyordum. 400 metre, 500 metrekare, 600 metrekare, 1000 metrekare koruluklar yaptırıyordum. Herhangi bir okul, bir sivil toplum kuruluşu, bir firma gelip ağacını, etrafının tel çitini, işçiliğini ben yapıyorum, ismini de veriyoruz. Yeşilen. Bunlar güzel ama bizim bu şehri gerçek manada yeşil kılabilmemiz için çok güçlü yeşil alanlara ihtiyacımız var. Yani çok var. Büyük ölçekli. Tabii. 80 alanlar. Dönüm, 100 dönüm, 200 dönüm, hatta 500 dönüm tematik parklara ihtiyacımız var. Ve gerçekten biz şehri bu manada, gerçek manada yeşil kılabiliriz. İşte bu manadaki yerlerinde tamamını ya devraldım ya da tahsis aldım. Ve bu oluşturulacak rezerv alanlarda da böyle büyük ölçekli yeşil alan ihtiyacı karşılanmış olacak tabii. Galiba. Terminal arkasındaki 76 dönümlük çeltik parkımız. Demirtaş'taki 92 dönümlük yeşil alanımız. Yeni tesislerimiz. 225 dönüm Vakıfköy Kent Parkımız. 200 dönüm Gekdere Çocuk Köyümüz. 500 dönümlük Ürünlü Millet Bahçemiz. 40 dönümlük ilk etabı, 40 dönümlük ikinci etabı. 40 dönümlük ilk etap başladı. Eski Atatürk Stadyumu Millet Bahçemiz. Bunun gibi toplam 1,5 milyon metrekarelik, yani 1500 dönümlük yeşil alanı şehrin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde farklı alanlarda 10 civarında yeşil alanı bu şekilde tanımlıyoruz. Ve biz bunlarla beraber şehirde ciddi bir yeşil yoğunluğunun ortaya çıkacağını, dolayısıyla da şehre ciddi bir değer katacağını
özellikle evet. ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, son birkaç dakikamız kaldı. Onu da sosyal projelerinizle, işte gençler için, çocuklar için, kadınlar için, kadınların istihdamı için, kadınların iş gücüne katılımı için eğitim projeleriniz neler olacak? Son birkaç dakikayı da böyle değerlendirin. Aslında biz bu konuda hiç fena bir belediye değiliz. Ciddi çalışmalarımız var. BUSMEK kurslarımız var. Bursa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları. Tabii Bursa Büyükşehir'in organizasyonunda bunlar tamamen ve ücretsiz bir şekilde. Şehrin dört bir tarafına dağılmış durumda. 35 farklı noktamız var. Bunun yanında engellilere yönelik, hanımefendilere yönelik özel yine planlamalarımız var. Tabii biz bunları daha kurumsal hale getirmek istiyoruz. Ve bunları aynı zamanda ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hanımefendilerle alakalı bir ekonomik değer haline de dönüştürmek istiyoruz. İşte İpek böceği, ipekçiliğin tekrar canlandırılmasıyla alakalı başlattığımız bir hamle var. Bunu bir ihracat kalemi haline de dönüştürmeye başladık. Ufak ufak hı hı. bununla alakalı ihracatlarımız başladı. İpek çünkü pahalı bir ürün evet. ama Bursa'da önemli değerlerden bir tanesi. Fakat kaybolmaya yüz tutmuş bir değerdi. Onu canlandırıyoruz bir taraftan. Süremiz birkaç evet. cümleyle toparlarsak evet. Sayın Başkan. Tabii gençler ve çocuklar işte e-spor uygulaması hı hı. bizde de olacak. İstanbul Belediye Başkanlığımız, eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da açıkladı. Özellikle beni heyecanlandıran şu. 14-29 yaş aralığında 700 bin gencimiz var. 750 bin gencimiz var. 2 üniversitemiz var. 90 bin nüfusumuz. Gençlik merkezleri yaptık. İlave yapacağız. Gençlik kamplarımız. Ve gençlerimizin aynı şekilde eğitimleri devam ederken istihdama yönelik de onlara vereceğimiz kurs ve uygulamalar da açıkçası onların hayata daha iyi hazırlanması noktasında da bir ortam oluşacak. Ve biz bir sanayi şehriyiz. Bunda evet. da zaten potansiyelimiz var. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür sağ ederim. Selam ve saygılar size. Doldurduk. Çok teşekkürler. Çok size de çalışmalarınızda kolaylıklar çok diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Yine aynı saatte. Hoşçakalın.